Merhabalar. Yaklaşık 1-2 hafta önce Hacker Otel'de sıkılırsa ne olur? Başlığı altında bir DNS spoofing saldırısı atmıştım. Bununla ilgili detayları paylaşmamıştım. Bu videoda bu saldırının detaylarına ineceğiz. Aslında planladığım şey bir sunum hazırlayıp sunum üzerinden ilerlemekti. Fakat sunum hazırlayacak kadar zamanım yoktu. O yüzden biraz sohbet tadında gerçekleşecek bu anlatım. Ne yapmıştık geçen saldırımızda? Sizle aynı ağdaki kurbanlar herhangi bir HTTP isteği attığında bizim belirlediğimiz bir user videosunu yönleniyordu. Bunu nasıl yapmıştık? Bu saldırının ismi aslında DNS spoofing olarak geçer. Saldırıya başlamadan önce bir o kavramların neler olduğunu öğrenelim. DNS nedir? DNS internetin telefon rehberidir. Nasıl siz telefonunuzda bir ismi aramaya çalıştığınızda ismi değil de isminin yönlendiği numarayı arıyorsanız DNS sunucuları da internette bu işi yapmak için tasarlanmış sunuculardır. Mesela siz google.com yazdığınız vakit aslında internette google.com diye bir şey yok. İnternette IP'ler var. O google.com alan adı sizi bir sunucuya yönlendirir. Bu yönlendirmeyi sağlayan sisteme de domain name sistem servis her neyse o ad veriliyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız saldırı ise DNS spoofing adını verdiğimiz bir saldırıydı. Şimdi siz bir çağdayken bir internet sitesine çıkmak istediğiniz zaman yazıyorsunuz ki mesela hackereğitim.com. Burada olan olaylar şunlar oluyor önce. Önce makineniz iç ağa bir soruyor. Hackereğitim.com diye bir tanıdığımız makinemiz var mı? Eğer iç ağda bulamazsa bu sefer internete soruyor. İnternetten DNS sunucularına soruyor, DNS registerlarına soruyor. Onlar sizi bir yerlere yönlendiriyor, siteye çıkıyorsunuz. Bizim saldırdığımız kısım ise bu ilk kendi iç ağına sorduğu zaman, yani bizim de bulunduğumuz ağa sorduğu zaman biz diyoruz ki evet öyle biri var ve burada. Bu sayede bizim belirlediğimiz yere yönlendiriyoruz kurbanı. Şöyle bir şematize etmemiz gerekirse de olay da bunlarla işliyor. Biz DNS serverına bir sürü istek atıyoruz. İşte şu, şu burada, şu burada, şu burada, şu burada diye sürekli kendi sunucumuzu gösteriyoruz. Daha sonra bir kurban herhangi bir siteye giriş yapmaya çalıştığı zaman HTTP üzerinden DNS diyor ki ha, ben bunu tanıyorum, buradaydı, sen buraya git diyor ve onu oraya yönlendiriyor. Peki bunun için bize ne lazım? Öncelikle DNS spoofing yapabileceğimiz bir script ya da kendi elimizde yazdığımız script lazım. Web sunucusu lazım yönlendirmemiz için. Bir de sunucumuzdan bir YouTube videosunu yönlendirmek için ufak bir JavaScript koduna ihtiyacımız var. Bunları şimdi beraber yapacağız. Aslında tool kullanmak istemiyordum fakat çok zaman olmadığından ötürü bir tool kullanacağım. Bunun ismi EtherCap olacak. EtherCap ortadaki adam saldırıları için tasarlanmış eski bir framework. Şöyle grafikler yüzde var. TDG'yi açtım. EtherCap'imiz açıkta dursun. Şimdi öncelikle bunun DNS ayarını yapmamız gerekiyor. Yani bir DNS kaydı girmemiz gerekiyor. Ağ rekordu girmemiz gerekiyor. Şimdi göreceksiniz şimdi zaten. etc EtherCap dizinin altında Vim ile DNS'i bir editleyelim bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane ağ kaydı var, PTR kayıtları var. Basitçe bu ağ kaydı nedir? Microsoft.com şu IP'de diye gösteriyor sadece. Bu ağ kaydının anlamı budur. Yani diyor ki Microsoft.com'a gitmeye çalışan biri varsa onu bu IP'ye yönlendir. Peki biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki biz tüm istekleri al, bizim belirlediğimiz IP'ye gönder. Onu nasıl yapacağız? Önce yukarıdakileri bir comment ederim. Yıldız dersem tüm istekleri al demek bu şey. 1, 2, 3, 4, 5 boşluk bırakıyorum. Abi bir tane tab'a basıyorum. Kendi kalemin IP'sini yazıyorum. IP'imle bir defa kontrol edeyim. 111. 111. Şimdi bu yakaladığı tüm istekleri 192, 168, 111'e gönderecek. Fakat bu saldırının trick noktası şu. Eğer hedef sunucu SSL sertifikasıyla korunuyorsa biz o istekleri yakalayamıyoruz. Çünkü giden istekler şifreli olarak gittiği için biz bunları göremeyeceğiz, yakalayamayacağız, anlayamayacağız. Bu sebeple SSL sertifikası olan yerlerde işe yaramayacaktır bu saldırı. Gerçi internetin çoğu site hala sadece HTTP ile çalışıyor. HTTPS ile çalışmıyor. Özellikle film siteleri vesaire siteler. O yüzden hala çok oldukça randıman veren bir saldırı. Bunu editledikten sonra kapatıyorum. Şimdi biz ne dedik? Bunu kendi IP'mize yönlendirdik. Tamam. Peki bizim IP'mizde bir web sitesi nasıl görecek? Bunun için de Linux sistemlerde web site canlandırmak için kullanılan Apache servisini kullanacağız. Servis Apache 2
Start diyerek Apache servisini başlatıyorum. Apache servisini başlattığınız andan itibaren artık sizin IP'nizi tarayıcıdan bağlanan bir kişi sizin Linux sisteminizi bir web sitesi olarak görecek. Ona gösterecek dosyalar ise cd.var.www.html dizilinin altında bulunuyor. Linux sistemlerdeki web sunucu dosyaları. Siz buraya bir index.html, index.php vs. koyarsanız birisi tarayıcıdan sizin IP'nize ulaştığı vakit o dosyayı görecek. Hemen şöyle ayarlayalım bir tane. Ufak bir kod yazalım. HTML local website. Bakalım. Makinemizden buna ulaşabiliyor muyuz? 192.168.1.111 diyorum. Gördüğünüz gibi IP'me girdiğim zaman web site olarak beni görüyor. Şimdi bu adamın attığı her HTTP isteğini kendi bu lokal makinemize yönlendirmek istiyoruz. Bunun için ne yapacağım? Ethercap'imi açıyorum. Ethercap'imle bir DNS spoofing saldırısı yaparak DNS domain name sonucusuna sürekli şunlar şurada diye istek göndereceğim. Bunun için de şöyle host listine bakayım. IP'si kaçtı bu makinenin. Ya da gerek yok IP'sini de bilmeme. Herkesi yapalım. Bir daha sıkanmayalım hostumuz için. Meet'im değil, plugins'den Dost DNS Spoofing saldırısını alıyorum. Artık sürekli olarak DNS sunucusuna işte şunlar şurada, şunlar şurada diye istek gönderiyorum. Herkesi kendi IP'ime yönlendirmeye çalışıyorum. Bakalım bir deneyelim. Mesela HTTP'di, benim sistem HTTP'di. SSL sertifikam yok benim. Girmeye çalıştığım zaman gördüğünüz gibi lokal website görünüyor. Ama tabii ki şu an herhangi bir HTTPS kullanan bir yere girmeye çalışırsam mesela YouTube, bunu yönlendiremeyeceğim çünkü şifrelem algoritmasıyla korunuyor istekler. Hatta şu Gandalf Sax'ı alalım. Daha sonra kullanacağız. Peki ben bunları nasıl YouTube'a yönlendireceğim? Girdiğinde buraya geliyor. Ben bunu YouTube'a nasıl yönlendirdim? Bunun için de ufak bir JavaScript kodu kullanıyoruz. Hemen yine açalım index.html'imizi. Şöyle script document.location fonksiyonuyla hedefimi YouTube'a yönlendiriyorum. Şöyle kapatırsak ve saldırımız tamamlanmış oluyor böylece. Kaydediyorum bunu. Artık biri herhangi bir HTTP istek attığı zaman gördüğünüz gibi YouTube'a yönlendireceğim. Peki YouTube'a neden tekrar kendi kendime sürekli yönlendirmedim? Çünkü SSL sertifikası var burada. Bu video bu kadardı. Daha fazla içerik için beğenip yorum atabilirsiniz ya da bir yerlerde paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ne kadar büyürsek o kadar fazla içerik üretmeye çalışırım. İyi dediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar ve bol şans.